mercimek, ezogelin, kelle paça ve diğerleri hepsi kışın zırh oluyor, diyette tok tutuyor. Böyle bir sıcacık çorba, mercimek çorbası, ezogelin. Paça da yiyebilirsin. Paça da daha önemli. Et suyu ya. İnsanın yani içindeki bazı maddeleri etkisini kaybettirir diye düşünüyorum. Havaların soğumasıyla beraber giysiler kalınlaştı. Sağlıklı yaşam uzmanlarına göre üşümelere karşı çorba iyi bir seçim. Çorba kış gününün vazgeçilmezlerindedir. Yemekten önce muhakkak çorba alınması lazım. Hem vücudun direncini artırır. Yayla çorba, ezogelin çorba, mercimek çorba. Efendim. Diğer çorba çeşitleri de var ama yalnız Maraş'ta şu an ezogelin çorbası revaçta. Onu da tabii ben yaparım Maraş'ta. Kışın hemen her gün çorba içmekte fayda var. Çünkü içtiğiniz çorba vücut direncini artırıyor. Uzmanlara göre öğle ve akşam yemeklerinin başına çorbayı koymamız şart. Aynı zamanda kışın hemen hemen her gün çorba içmemizde fayda var. Çünkü içtiğimiz çorba vücudu ısıtmakta birebir. Sabahleyin bir ekmek, bir dilim ekmekle bir çorba yersin. Öğleye kadar idare edersin yani. Tabii tok tutar. Özellikle sıcak olacak çorba. Çorba soğuk aldı mıydı damak lezzeti vermez. Çorba her zaman genelde kışın daha iyi. Yani şu anda içtiğim de yoğurtlu çorbanın bir benzeri. Yoğurtlu köfte. Çok güzel. İçimizi ısıtıyor. Eğer çok fazla su tüketemiyorsanız çorba yine imdadınıza yetişiyor. Bir kase çorba içmek su ihtiyacınızı karşılamak için iyi bir yöntem oluyor. En çok ezogelin mercimek çorbası. Evet, onlar tercih ediyorsunuz. Evet. Vücudun yani biraz daha direncini artırıyor sıcak hani mideye inince. Çorba ekseri yani şöyle saat 8.30-9 sıralarını içersem akşama kadar bu mevsimde de idare ettirir yani. Çorba vücut direncini artırır. Sindirim sistemini kolaylaştırır. Birçok hastalığı önleyici etkisi vardır. Onun için her gün çorba içmemizde fayda var. Ben mercimek, ezogelin, kelle paça bunu da Kahramanmaraş'ta en iyi yapan ustalardan, fidan kardeşlerden alırım. Memnunuz.